Maliye Bakanı Naci Ağbal bugün Çorum'a geldi. Sabah saatlerinde Çorum'a gelen Ağbal'ı Vali Necmettin Kılıç, AK Parti milletvekilleri Salim Usu, Ahmet Sami Ceylan, Lütfi Eksen Ceritoğlu Kurt, Belediye Başkanı Muzaffer Kücü, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karada, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, ÇESOP Başkanı Yalçın Kılıç'ın bulunduğu heyeti karşıladı. Karşılamanın ardından ÇESOP binasına geçen Ağbal, burada katılımcılarla sohbet etti. Sayın Bakanım, veriyor musun hediye? Yorumumuza adım atar atmaz hoş geldiniz diyoruz. Tamam. Yetit figürü, gümüş işlemeli, el işçiliği bu. Tamam, çok teşekkür ediyorum, sağ olasınız. Sayın Bakanım, KDV'de mobilyacılarda %18'den %8'e düşürme yüzden dolayı bütün mobilyacı kardeşlerim böyle bir şey uygun gördü. Tamam, her çok teşekkür ediyoruz. Eğer bu %18 KDV'nin Nisan ayının sonunda sona eriyor. Bunun evet. Uzatılması için böyle küçük bir hediye münasip buyurdular. Kabul ederseniz, dualarınızı eksik etmezseniz, çünkü imalatçı sektörü desteklenmesi gerekiyor. Doğru. Bu %18 hem imalat yaptı, %18 KDV bizde biraz daha fazla gelir. İnşallah ümit ediyoruz ki bu biraz daha uzatılacak, belki de kalıcı olacak. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Böyle bir mobilyacılar. Esnafımız şöyle. Sizlere teşekkür ediyorum. Bugün Çorum'a yapmış olduğumuz ziyaret durağımız burası oldu. Sizlerle tekrar bir araya geldik. İnşallah bugün Çorum'da farklı temaslarda bulunacağız. Ama her zaman söylüyorum, bir esnaf çocuğu olarak bugün sizlerle bir arada olmaktan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bugün esnaflarımızla burada güzel sohbetler yapacağız. Bu vesileyle özellikle mobilya ve beyaz eşya sektöründe piyasanın canlanması için bir düzenleme yaptık. Geçici süreli bir düzenleme yaptık. Ekonomide de gerçekten bu iki sektör böyle dinamo sektörler. Yani birçok sektörü de beraberinde etkiliyor. O açıdan gerek beyaz eşyada, gerekse mobilyada Nisan'ın sonunda bu düzenlemenin süresi dolacak. Ama bakacağız. Durumu değerlendireceğiz. Şimdi müthiş bir şey var. Olumlu bir atmosfer var. En son gelen rakamlar beyaz eşyada geçen seneki döneme göre Şubat döneminde satışlar %30'un üzerinde artmış. Ben aynı oranın mobilya sektöründe de olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu piyasada bir hareketlenme getirdi. Bir alışverişe bir canlılık getirdi. Bunu da dikkate alacağız. İnşallah. Ama yeter ki esnafımızın yüzü gülsün, alışveriş olsun, bereket olsun, ekonomide böyle çarklar dönsün. Bunu da sizler sayesinde. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Daha sonra toplantı salonuna geçen heyet, Çorum sanayisi hakkında bir toplantı yaptı. Açılış konuşmasını ÇESOP Başkanı Yalçın Kılıç yaptı. Hiçbir zaman devletimize, hükümetimize karşı gelmedik. Her zaman bize yakışır bir şekilde o saygınlığımızı yitirmedik. Bundan sonra da yitirmeyeceğiz. Ben Sayın Maliye Bakanımıza bu memleketimizin zor dönemde geçtiği bu günlerde gerçekten SSK primlerimizin yapılanmasında, vergi primlerimizin yapılanmasında, bütün belediyede olan borçlanmaların yapılanmasında, daha sonra bize esnaf ve sanatkara 0% kredisinin daha belki de Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı belki de böyle bir çalışma yapılmadı. Ve Sayın Hemşehrimiz Maliye Bakanı Naci Ağbal'a ne kadar teşekkür etsem lazım. Daha sonra kürsüye AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ geldi. Sayın Bakanımızla biz program çerçevesinde görüştüğümüzde bizim şu ana kadar bilindiği üzere genel başkan yardımcılarımız geldi, bakanlarımız geldi Çorum'umuza ve hem merkeze hem ilçelerimize şu ana kadar referandum çalışmaları çerçevesinde güzel programlar yaptık. Bu programlar çerçevesinde kendisiyle epeyce dakikalarca bir görüşme yaptık. Kendisinin arzusu diyalog halinde şu oldu. Biz esnafımızla bir araya gelelim, esnaf temsilcilerimizle, sanayicimizle bir araya gelelim, çiftçilerimizle bir araya gelelim. Çünkü daha şova dönük değil de özde bir toplantı yapalım, verimli bir toplantı yapalım.
Biz gerçekten bundan mutluluk duyduk. Karadağ'dan sonra söz alan Ağbal, Çorum ve referandum hakkında konuştu. Bugün tabii Çorum'dayız. Benim memleketim, bütün çocukluğumun, gençliğimin geçtiği, gerçekten her sokağını bildiğim, her mahallesini bildiğim, gelişmesini bildiğim ve gerçekten de burada yaşamaktan iftihar ettiğim bir şehir. Ben gerçekten bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah Çorum çok daha güzel yerlere gelecek. 16 Nisan'da bir anayasa değişikliği reformu anayasa değişikliği oynaması yapacağız. Anayasada bir reform yapacağız. Ve ben görüyorum ki ekonomideki sinyaller de onu gösteriyor. Ekonomide özellikle son dönemde birçok gösterge 16 Nisan referandumunun sonucunun olumlu, evet olacağını da işaret ediyor. Bu da aslında ekonomide güveni arttırıyor, ekonomide istikrara güç veriyor. Çünkü 16 Nisan'da eğer büyük bir çoğunlukla inşallah evet dersek, ondan sonra ekonominin önü çok daha açılacak. Ekonomide öngörülebilirlik çok daha güçlenecek. Onun için 16 Nisan'da her yerde güçlü bir evet bekliyoruz. Çorum'da da güçlü bir evet'i güzelliğini inşallah göreceğiz, ben inanıyorum. Burada bir hemşehrimiz olarak, Çorum'un dokusunu bilen bir kardeşimiz olarak burada Çorum'da hem AK Partilisi, hem MHP'lisi, hem CHP'lisi benim kanaatimce bu referandumda bu anayasa değişikliğine destek verecek, güç verecek ve evet diyecek. Özellikle Çorum'daki bütün hemşehrilerine sesleniyorum. Burada bir seçim yapmıyoruz. Partiler arasında bir seçim ve iktidar yarışı yok. Çok önemli bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Ülkemizin önünü açacak, ülkemizi büyütecek. Çocuklarımızın, torunlarımızın, yarınlarımızın daha iyi olması için çok ciddi bir başlangıç noktası olacak bir değişikliğe gidiyoruz. Bu anlamda özellikle Çorum'da, Çorum'daki kardeşlerim, lütfen bu anayasa değişikliğini sayın vekillerimiz, belediye başkanımız, il başkanımız mutlaka anlatıyor. Bizler de anlatacağız. Ama şuna inanın ki bu bir yol ayrımı. Ve bu yol ayrımında güç birliği yapacağız. Bu yol ayrımında birliğimiz için, beraberliğimiz için, devletimizin bekası için hep beraber evet diyeceğiz. Burada farklı farklı siyasi düşünceler olabilir. Çorum'da yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Burada özellikle Cumhuriyet Halk Partili, Milliyetçi Hareket Partili seçmenlerimiz, vatandaşlarımız mutlaka ve mutlaka burada hayır kampanyası yürütenleri dikkatle izlesinler. Hayır kampanyasında söylenenleri dikkatle izlesinler. Bu memleketin yararına ne söyleniyor? Sürekli bir korku, sürekli böyle bir heyula üretme, sürekli böyle bir olumsuzlama. Ya Allah'ını seversiniz, bunlar 14 yıldır bunu yapıyoruz. Ne zaman iyi bir şey yapsak, hiç Allah razı olsun ya iyi bir şeyler yapıyorsunuz, bu defa destekliyoruz dediklerini gördünüz mü? Hiç görmediniz.